parti ve 15 vilayet ve sancak ve 9 büyükşehir düşman edildidir. İnanılmaz şeyler düşmandadır ki bunların arasında 7 göl, 11 nehir ve köklerinde baltamızın yarısı ve yangınlarıyla bizim olan 100 kere 100 bin dönüm orman, bir tersane, iki silah fabrikası ve 19 körfez ve liman ki belki birçoğunun rıhtımı, mendireği, kırmızı yeşil fenerleri yoktur. Ve belki sarında ateş, kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı. Fakat onlar tahta iskeleleri ve kederli balıkçılarıyla bizimdiler. Sonra 3 deniz 6 kol tren attı. Sonra göz alabildiğine yok. Sıla'ya gittiğimiz, gurbette göründüğümüz ve neden ve niçin olduğunu sormadan çöle, Çanakkale'ye, ölüme gittiğimiz yol. Sonra toprak ve o toprağın insanları. Mehtaplı bir gece, gümüş bir kutunun içindesin. Ortalık öyle tuhaf aydınlık, öyle ıssız. Ya çok seslidir ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten. Yatıyor filin tasının arkasında kartallık yazma. Kız gibi Osmanlı filin tası. Parlıyor arpacık namlunun ucunda. Yüzyıllık yoldaymış gibi. Uzak ve bir damlacık. Kazım emir aldı merkezden. Gebze'deki İngiliz'in tercümanı vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman Mansur satıyor bizimkileri. Kazım iyi hesaplamış herifin geçeceği yeri. İşte sökün etti Mansur karşıdan. Beygirin üzerinde. Beygir yüksek, İngiliz kadanası. Kendi halini yürüyor hayvan. Ortasında demir yolunun sallana sallana ağır ağır. Tercüman herhalde bırakmış çizginleri. Başı sallanıyor. Belki de uyuyor üzerinde beygir. Yaklaştıkça büyüyor herif. Zaten mehtapta heybetli görünür insan. Arada kaldı kalmadı. 400 adım. Manlıyı kaldırdı birazcık Kazım. Nişan aldı sallanan başına Mansur'un. Soldaki ağaçtan bir taş parçası düştü. Bir kuş uçtu sağdaki ağaçtan. Ağaç çınar, kuş olacak. Çevrildi Kazım'ın başı kuşun uçtuğu yana. Mehtap'la yüz yüze geldiler. Mehtap koskocaman resmenimi bembeyaz. Zaten bu yüzden ve Kazım'ın gözünü aldı adeta. Tekrar gez, göz, arpacık. Son ve plinti ateşlediği zaman ilk kuşulmaz. Filin ters işlediği zaman ilk kuşun Mars'ın başını devirecek yerde galiba ağzına girdi. Herif pık dedi bir beygirin başını çevirdi dört dal kaçıyor. Yetiştirdi ikinci kuşunu kaçtı. Beygirin üzerinde sola yıkıldı Mars. Üçüncü kuşu. Tercüman düştü beygirden. Fakat bir aya yüzen gir takılı kalmış. Sürüklendi kaçan hayvanın peşinde bir ay. Sonra kurtuldu ki ayağı yıkılıp kaldı olduğu yerde. Yamaca sardı belki. Kalktı Kazım yürüdü Mars'a doğru. Üzerinden kağıtlar alacak. Beşinci kuşunu yaktı Kazım. Suya düşüp kaldı önde gider. Ve Kazım tazelerken şarjörü. Bir ışık yandı beyaz evde. Bir pencere açıldı. Galiba bir kadın baktı dışarıya. Boğazlanıyormuş gibi bağırdı Mansur. Pencere kapandı, ışık söndü. Tercüman attı kendini tahta iskele. Art ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor. Hay anasını! Ay da denize düşmüş. Dağılıp toplanıyor, toplanıp dağılıyor. Velhasıl lafı uzatmayalım. Mansur ışığını yapma bitirdi Kazım. Kağıtlar kan içindeydi fakat kan kapatmıyor yazıyı. Namussuzun biriydi Mansur muhakkak. Düşmana satılmıştı, orası öyle. Kaç kişinin başını yedi malum. Ama ne de olsa mehtaplı herif beygirin üzerinde uyumuş geliyordu. Yani demek istediğim böyle günlerde bile, böyle bir adamı bile bu çeşit öldürüp ortalık durulduktan yıllarca sonra mehtaba baktığın vakit üzüntü çekmemek için ya insanda yürek dediğin taştan olacak yahut dehşetli namuslu olacak yüreğin. Kazım'ınki taştan değildi çok şükür. Fakat namuslu. Ne malum dersen dövüştü pir aşkına, yaralandı birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi oldu ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandı. Kavgadan önce sonra Kartal'da bahçıvan. Thank you.
kaçtım herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim hak yerim bir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır kulağa minnet eyleme. Rızkımı veren hüdadır kulağa minnet eyleme.